Merhabalar, Türk Ekonomi Bankası ile beraber Paris'e geldik. Roland Garros yani Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda erkekler yarı finallerini takip edeceğiz burada. Tabii onun öncesinde de çok sevdiğimiz Paris'te Işıklar Şehri'nde biraz da güneşin yardımıyla gündüz ışığında şehrin güzelliklerini de yine beraber geziyoruz. Şu anda da Louvre Müzesi'nin önündeyiz ki piramit arkada cam piramit 1980'lerin sonunda yapılan bir yapı. Louvre çok büyük bir müze. Zaten eski bir kraliyet sarayı. Burada hepsini çekemiyoruz bile görüyorsunuz. Kuzey kanadı, güney kanadı, pavyonlar. Bu piramit 80'lerin sonunda buraya girişi kolaylaştırmak için inşa edilen bir yapı. Fransızların aslında gelenekselci yapısında çok tartışılan da bir yapı. O zamanlar çok itiraz edilen bir yapı. Ama sonraki yıllarda benimsenen ve bu eski tarihi Louvre Müzesi ile Louvre Sarayı ile bu tarihi yapıyla bir yandan kontrastlıyla ayrı bir zıt uyum içeren bir yapı. O yüzden de çok görkemli bir görüntü. Onun önünde böyle bir çekim yapmak istedik. Paris'te yine birçok yeri gezeceğiz ama asıl tabii ki odaklanacağımız yer Roland Garros kortları ve oradaki muhteşem erkekler yarı finalleri olacak. Özellikle Novak Djokovic, Carlos Alcaraz maçını heyecanla bekliyoruz. Çok sevdiğimiz Paris'te gezimiz devam ediyor. Şu anda en merkezi yerlerinden birindeyiz. İşte tam karşımda Saint-Michel Meydanı var ki burası buluşma yeridir. Zaten Sorbonne yani Paris Üniversitelerinin en bilinen meşhur olanı Sorbonne. Bu binaların hemen arkasında Saint-Germain Bulvarı derken işte karşımda Pont Neuf var. Buradaki yeni köprü ama en eski köprü derken asıl arkamda tabii ki dikkat çekmek istediğimiz yapı var. Paris'in sembolü olmuş yapılar arasında belki de son yıllarda en fazla konuşulanlarından biri Notre Dame Katedrali. Zira malum 2019'da büyük bir yangınla hasar görmüştü. Şu anda da kapalı zaten ve tadilatta. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde Nisan 2024'te açılması planlanıyor tekrar. Tabii tarihsel bir önemi var. 1100'lü yıllarda yapımına başlanıp 1200-1300'lerde tamamlanan hem romanesk mimari izleri taşıyan hem de ağır gotik mimarinin en güzel eserlerinden biri. Özellikle bizim şu an göremediğimiz tadilatta olan yanan kısım Güney Cephesi çok görkemlidir. Ama buradan da görkemini yine görme şansınız oluyor. Aynı zamanda tabii 1830'larda Victor Hugo'nun yazdığı meşhur Türkçe'ye de Notre Dame'ın kamburu olarak çevrilen edebi eserle de çok ünlenmiş, edebiyata da girmiş bir katedraldir. İşte birçok ünlü Cumhurbaşkanı'nın, Fransız Prezidanı'nın da cenazesi burada kalkmıştır. O yüzden de tarihsel bir öneme sahiptir. Fransızların böyle kalbini yaralayan bir yangında o yüzden de 2019. Biz de buradan size böyle anlatmak istedik. Seine Nehri hemen zaten kenarında akıyor. Île de la Cité ve Paris'in kalbindeyiz aslında bir nevi. Notre Dame Katedrali'nin önünden sizlere biraz Paris'i anlatmak istedik. Merhabalar, Türk Ekonomi Bankası işbirliğiyle Paris gezimiz artık sonunda Roland Garros kampüsüne, tesislerine geldi. Burası yaklaşık 13,5-14 hektarlık alana yayılan Paris'in batısında 1920'lerin sonunda 1928'de inşa edilen ve o günden bu yana sürekli gelişen, büyüyen, modernleşen, çehre değiştiren bir alan. Hatta uzun yıllar aynı kalmıştı ama 2010'lu yıllarda büyük bir yenileme geçirdi ve arkamda gördüğünüz en büyük buradaki tenis stadyumu Philippe Chatrier, eski Tenis Federasyonu Başkanı'nın adını taşıyan ve dünyanın en ünlü bilinen merkez kort yapılarından biri. Philippe Chatrier'in ismini taşıyan Philippe Chatrier Stadyumu. Karşımda şu an göremiyorsunuz ama önümüzdeki çekimlerde göstermeyi planlıyoruz. Suzanne Lenglen var. Bir de girişe yakın, yine yakın zamanlı inşa edilen Simon Mathieu var. Üç büyük stadyum ve çevresindeki kortlar, küçük stadyumlar, işte burada dükkanlar, yeme içme alanları. Gerçekten hoş bir kampüs. Burada bütün günü geçirebileceğiniz bir aslında üniversite kampüsü gibi planlanmış bir spor kampüsü var. Bir yandan çok tarihi, yürüdüğünüz her yerde bir tarihin izini görebiliyorsunuz. Hem de bir yandan da yenilenmiş haliyle çok daha izleyicileri, burada gelmek isteyenleri ağırlayacak bir yapıda. Tabii bizim için çok heyecan verici. Yıllarca anlattığımız Fransa Açık Roland Garros tenis turnuvasını ben daha önce gelmiştim ama bu yeni haline hiç gelmemiştim. Gerçekten çok güzel, çok rahat, pratik. Bir yandan çok görkemli hale gelmiş durumda. Üstü açılıp kapanan bir stadyum haline gelmiş durumda. Philippe Chatrier Stadyumu. Malum burası toprak kort ve bu mevsim için en güzel zeminlerden biri. Terbatü. Belki buradan zaten özel bazı toprak kortu çekme şansımız olur. Philippe Chatrier'e belki bulamayabiliriz o yoğunlukta. Yarı final günündeyiz çünkü. Önce Novak Djokovic,
Carlos Alcaraz maçını izleyeceğiz. En heyecanla, merakla beklenen maçlardan biri. Bir yarı final ama final heyecanıyla bekleniyor. Biz de onu bekliyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var. Kuyruklar vardı zaten sabahtan itibaren. Rahat rahat giriş gerçekleşti. Onda bir sıkıntı yok. Ama burada o toprak kortu stadyuma girdiğinizde görüyorsunuz ve sanki bir Kızıldeniz gibi gözüküyor. Hakikaten olağanüstü bir etkisi var. Roland Garros kortlarının her zaman farklı olduğu söylenir. Toprak kortta toprak kort vardır, bir de Roland Garros toprak kortu var denir. Biz de bugün onu hem de böyle muhteşem maçlar eşliğinde deneyimleyeceğiz. Terbatü dediğimiz, yani işte çeşitli kireç taşı, kiremit gibi belli malzemelerin kırılması, su drenajıyla çok uzun yıllardır yapılan bir kort zemin türü toprak kort. Ama burası işte onun merkezi. Bu dediğimiz Kızıldeniz'in merkezi burası. Biz de bugün size buradan farklı hikayeler anlatmaya çalışacağız. Şimdilik 1928'de ilk inşa edilen, o zamanki Davis Cup için inşa edilen bu olağanüstü kampüsten ilk bilgilerimiz bunlar. Sonrasında yine bağlanacağız. Görüşmek üzere. Tam arkamızda da işte geniş açıda Suzan Langren Stadyumu var, kortu diyelim. Aslında 1990'larda ilk inşa edilen bir A kortu olarak isimlendirilen, sonra da tenis tarihinin ilk öncü kadın tenisçilerinden Suzan Langren'in ismi verilen stadyum burası. Philippe Chatrier ile beraber ikonik. Aslında birisi kadınlar tenisini, birisi erkekler tenisini simgeliyor gibi bir sembolizm de var tabii ki. Çünkü Suzan Langren'in ismi aynı zamanda kadınlar, tek kadınları kazanan tenisçiye de kupa veriliyor. O kupanın adı da Suzan Langren. Aynı zamanda kendisi zamanında 1920'lerin en büyük tenisçilerinden biri. 10 Grand Slam kazanmış bir oyuncu. Onun ismi yaşatılıyor. Yaklaşık 10-11 bin kişilik bir kapasitesi var. Yenilenen haliyle tabii ki arkamızda. Bu arada tezahüratları duyuyorsunuz. Elbette tabii ki Balkanların ateşi burada. Yani Novak Djokovic maçı olması itibariyle Sırp seyirciler yoğun. Onların böyle bir tribün oluşturma durumu var şu anda. Bir yandan Suzan Langren Stadyumu ile ilgili bilgiler de böyle. Yine görüşeceğiz, başka bilgileri aktaracağız kampüsten. Şimdi de arkamda hatıra duvarı var diyelim. Her Grand Slam'de büyük, yani Grand Slam turnuvaları dediğimiz sezonun 4 büyük turnuvasında da var olan bir duvardır bu. Buradaki tabii ki terbatü, yani toprak kort, bir kızıl toprak duvar üzerinde. Daha doğrusu önünde çektiriyorsunuz. İşte hatıra fotoğraflarınızı, videolarınızı. Biz de bir hatıra videosu çekelim dedik tabii ki. Hazır burada bulunmuşken. Zaten o hissiyatı veriyor. Yani toprak kortun o engin böyle bir kızıl deniz hissiyatını veriyor. Burada çok enteresan, böyle bir sanki sonsuzluk havuzundaymışsınız gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir gün gelirseniz önünde tabii ki hatıra çektirdiğinizde Instagram'da gayet etkileşim elde edebilirsiniz. Biz de bunu kullanalım istedik. Evet, Roland Garros kortlarında ve bütün kampüsü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de büyük butikteyiz, La Grande Boutique. Tabii küçük küçük bu merchandising ürünlerinin, işte Roland Garros ve diğer partnerlerinin ürünlerinin satıldığı yerler var. Ama burası en büyüğü, gerçekten de kocaman bir mağaza. Arkamda da en ikonik ürünlerinden olan o şemsiyeler var. Çünkü Roland Garros yağmuruyla da meşhur. İşte son yıllarda o yüzden de biraz kortların üzerinin açılır kapanabilir olmasına uğraşıldı 2010'lu yıllarda. Philippe Chatrier o yüzden öyle bir yenilenme geçirdi bütün tesisler. Zira yağmurla en çok bölünen turnuvalardan biri Wimbledon'la beraber elbette. Ama merchandising ürünleri anlamında da en zenginlerinden biri. Özellikle işte o terbatü, toprak kort imgesi hepsi kullanılıyor. Turuncu renk ve yeşil renk çok hakim elbette Roland Garros'un. Malum 1918'de bir dünya savaşı esnasında hayatını kaybeden Fransız öncü savaş pilotu, uçak pilotu Roland Garros'un adı veriliyor bu turnuvaya ve tesislere. Turnuvanın adı aslında Fransa Açık ama Roland Garros olarak artık anılıyor ve onun isminin kazılı olduğu ürünleri görüyorsunuz. Set gerçekten maç yoğunluğuna bedel bir iki setti. Özellikle vuruş repertuar zenginliği inanılmazdı. Bir de
canlı Alcaraz izlemek gerçekten büyük bir deneyim. Zaten canlı Djokovic izleme deneyimi daha önce yaşamıştım. İkisini bir arada görmek, sahada tavşandan sırtlana, kaplanlara, ejderhaya, her türlü hayvanın olağanüstü bir gösterisini izler gibi olduk. Atletizm, elastikiyet, her şey var. Yanımızda da Alcaraz destekçisi bir bando var. O yüzden biraz zorlanıyorum şu anda ama. Muazzam giden maç. Sanki herkes nazar değdirmiş gibi maalesef. Carlos Alcaraz bir pozisyonda topa vurmak isterken adalesinde bir sorun oldu. Muhtemelen ya kas spazmı ya başka bir şey bilemiyoruz tabii ki. Ama ondan sonra bir anda set zaten döndü ve tamamen Djokovic kontrolüne gitti. Yani fiziksel olarak 36 yaşında bir oyuncu, 20 yaşında bir oyuncu Alcaraz ve Djokovic. Yani Djokovic'i fiziksel olarak ne kadar, demin Aras Yetiş'le de konuşuyorduk, ne kadar fiziksel olarak kendini iyi kontrol ettiğini görürken Alcaraz'ın her topa koşması, fiziksel olarak yoğun oynaması sanki onda bir probleme neden oldu ki sene başında da biliyorsunuz sakatlığı vardı. Şöyle bir problem tabii bizim için. Tam böyle 5-6 saatlik bir maç bekliyorduk. 5 sete gitsin, her puan bu yoğunlukta oynansın. Ama sanki Alcaraz şimdi bir sakatlık molası aldı. Soyunma odasına gitti, bir tedavi olacak. Umarız biraz daha iyi döner. Umudumuz hani adale problemini oynadıkça giderebileceği, ısındıkça vücudunu toparlayabileceği bir şey olması ki burada Alcaraz Djokovic maçının geri kalanını yine yüksek seviyede izleyebilirim. Yoksa Djokovic'in kontrolünde sanki Djokovic'e gidecek gibi gözüküyor eğer Alcaraz'ın problemi iyileşmezse. Şimdi tabii Filip Şatriye de geçen sene de sevgili Aras Yetiş hatta Eurosport'ta anlatırken Zverev daha ağır bir sakatlık yaşamış ve çok iyi giden bir maçı kaybetmişti Rafael Nadal'a karşı. Bir anda zaten seyirci de düştü. Şimdi hatta seyirci Alcaraz gelirken sakatlık molasından şu an moral vermeye çalışıyor. O yüzden bu alkışları duyuyorsunuz. Bir taraf tutmaktan çok iyi maç izlenmesi isteniyor herkes tarafından. Biz de öyle istiyoruz. Sanki biraz daha iyi yürüyor gibi. Daha iyi gözüküyor. Umarız korttaki hareketleri de iyileşir. Nefis maç geri döner bizim için. Paris'te Roland Garros kortlarında turumuz devam ediyor. Bir yandan da buraya da gelmek istedik çünkü burası hem bir özel meydan, 4 silahşörler meydanı, hem de burada insanlar şezlonglarına oturup maçları büyük ekrandan izleyebiliyorlar. Aynı Wimbledon'daki Murray Hill ya da işte eski Hanman Hill gibi, Murray Mount gibi. Yanında gördüğünüz heykel de 4 silahşörlerden Henri Cochet'in. O dönemde Henri Cochet, Jacques Brugnon, René Lacoste ve Jean Borotra, 4 erkek tenis oyuncu. 20'lerde ve 30'larda ilk işte Roland Garros kortları da aslında onların biraz ünüyle ve gücüyle de inşa ediliyor. Zira 1928'deki Davis Cup finalini burada organize etmek için, o dörtlünün oynayacağı Davis Cup finalini organize etmek için burada inşa ediyorlar. Bu dörtlünün Fransa tenisine, Avrupa tenisine, dünya tenisine etkisi büyük. O yüzden de 4 silahşörler olarak anılıyorlar. Fransız tenis kültürünün temelini oluşturduğunu da söyleyebiliriz. İşte Suzanne Lenglen'le kadınlarda olduğu gibi bu 4 silahşörün. Bugünlere tabii soyadlarından bazıları başka miraslar da bırakmış durumda. Acayip de kalabalık şu anda. İlk yarı final bitti, ikinci yarı final var şimdi Casper Ruud'la Alexander Zverev arasında. İnsanlar biraz nefes alıyorlar. Biz de bu nefes arasında biraz genel kültür yapalım. Roland Garros kortlarında ve kampüsünde gezmeye devam ediyoruz tabii ki. 4 silahşör heykellerini görmüştük. Burada da daha yeni dönemden, 1920'lerden, 30'lardan değil, başka bir efsanenin, yaşayan efsanenin heykeli var. Tabii Roland Garros deyince ilk akla gelen raket belki de Rafael Nadal ama uzun zamandır ilk defa burada yok. Ama heykeli burada. Jordi Diaz Fernandez'in yaptığı ve 2 sene önce buraya koyulan ve daha giriş burası. 1 numaralı kapı. Hemen girdiğinizde zaten Rafael Nadal heykelini görüyorsunuz. Çok özel bir eser. Bir yandan da Nadal yok ama ruhu ve heykeli burada gibi oluyor. Tabii Alcaraz Djokovic maçını izlerken akla Nadal'ın gelmemesi imkansız. O yarı finali izlerken de bunu elbette düşündük. 14 Roland Garros şampiyonluğu, Terbatü'nün kralı, toprağın kralı. Bakalım dönebilecek mi? Şu an tedavide. Umarız gelecek sene heykeli değil, yine kendisi olur. Onu tekrar Roland Garros'ta izlemek harika olur Rafael Nadal'ı burada.
Merhabalar. Paris gezimizde şu anda Rive Droite'dayız. Rive Gauche nasıl ayrılıyor? Yani sağ tarafı, sol tarafı. Sen nehri malum Paris şehrini ikiye ayırıyor. Ve aktığı, yani daha doğrusu denize döküleceği yöne doğru bir ayırma var burada. Yer belirleme var, mahalle belirleme var. Atlantik Okyanusu'na doğru gittiği için kuzeyi, yani sağ taraf olarak kabul ediliyor. Ve biz Rive Droite'dayız, yani sağ yakadayız. Sol yakada tam karşısı. Sol yakanın, yani Güney Paris'in en önemli anıtı, tabii ki bütün Paris'in hatta en önemli anıtı, Eiffel Kulesi. Her yerden görülebilen neredeyse bir kule Paris'te. Çünkü hatta Fransa'nın en yüksek ikinci yapısı diyeyim, binanın ötesinde. İşte Millau Viaduct var güneyde. Ondan sonra en uzun yapı, malum işte 1889 Dünya Fuarı için inşa ediliyor. Ünlü mühendis ve mimar, zaten bu yapıyla ünlenen, adı da verilen Gustave Eiffel tarafından tasarımı yapılıyor. Ve 330 metrelik bir uzunluğa sahip, ki tepesindeki antenle beraber daha da uzamış bir yapı yıllar içerisinde. Ki yapıldığından itibaren 41 yıl boyunca dünyanın en uzun yapısı oluyor. Chrysler binası açılana kadar. İşte birçok eğlenceli bilgi vardır Eiffel Kulesi ile ilgili. İşte 1665 basamakla tepesine çıkılır. 7 yılda bir boyanır bu arada. Özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Çünkü demirden, metalden yapıldığı için zaten Dame de Fer denilir. Iron Lady, yani Demir Lady denir. Ve 7 yılda bir bakıma ihtiyaç duyar. O 7 yılda bir bakımda da 60 ton boya kullanılır. Böyle enteresan, rakamlara çok dökülen, sayılara çok dökülen veriler vardır. 4 ayağında da asansörler var. Onlarla işte 3 kattan oluşuyor. İlk kat, orta kat ve en tepesinde restoran ve işte yer var. Geçmişte de Gustave Eiffel'in kendi kişisel dairesi var. Oraya çıkıp orada kalıyormuş, misafirlerini konuk ediyormuş. Bilim insanları falan. Edison'u özellikle orada çok konuk edermiş. Böyle enteresan hikayeler var. Zaten bu hikayeler anlatıla da ilk başta çok yadırganan, Parislilerin pek sevmediği, hatta entelektüellerin ve o dönemin sanatçılarının Fransa'nın gidişatında çok söz sahibi olan insanların hiç beğenmediği ve eleştirdiği bir yapı. Ama yıllar içerisinde bir anda Fransa'nın ve Paris'in en büyük sembolüne dönüşüyor. Zaten kaç yıl geçmiş durumda, işte 150 yıl olmuş durumda neredeyse. Hatta ilginç bir hikayedir. Guy de Maupassant vardır, ünlü yazar. Fransız edebiyatının en önemli isimlerinden biri. Benim için Paris'te en güzel yer, yemek yenecek ve oturulacak yer Eiffel Kulesi'nin altıdır demiş zamanında. Yani Eiffel Kulesi'ni göremediğim tek yer diye böyle bir hikayesi var Guy de Maupassant'ın. Ama görmemeniz çok zor. Ancak işte altına yani geçerseniz onda da zaten tepenizde duruyor. O yüzden biz de size nereye geçerseniz geçin bir açı, uzak açıdan almak istedik ki unutmadan özellikle çekelim dedik. Çünkü Eiffel Kulesi Paris'in belki bir klişe sembolüdür ama en büyük sembollerinden biridir. İlk akla gelen sembollerinden biridir. Sen Nehri ve Eiffel Kulesi. Paris gezimiz devam ediyor. Tabii ilk kez Paris'e geliyorsanız ve turistik bir ziyaretteyseniz, bunun yanına bir Roland Garros'ta tenis maçları izlemeye de ekliyorsanız takılmak için arada şehrin ikonik, sembolik yerlerine gelmekte de hiçbir zarar yok. Tabii şimdilerde bu tip daha klişeleşmiş Paris turistik noktaları böyle gittiğiniz zaman biraz burun kıvrılır ama bence deneyimlemekte fayda vardır. İlk kez geliyorsunuz. Sonra yavaş yavaş geldiğinizde zaten kendi sevdiğiniz kafeleri bulabilirsiniz. Ama bence ilk geldiğinizde mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Çünkü burası Paris'in ayaklı yaşayan müzesi gibi, yani bir sanki kendisi bir organizma gibi. Le Deux Magots kafesi. İşte Saint-Germain-des-Prés'deyiz. Burası en önemli olayı 1885'ten beri açık olması ve asıl mühim konu da Fransız Paris entelektüel tarihinin de müzesi gibi. İşte 1900'lerin başında Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Mallarmé gibi yazarlar ilk burayı edebiyatla ve sanatla ilişkilendiriyorlar. Buralarda yaşıyorlar ve burada vakitlerini geçiriyorlar. Burada düşünüyorlar, yazıyorlar. Hatta burada edebiyat ödülleri ortaya çıkıyor. O yüzden burada da görüyorsunuz, yani burada da belki gösteririz. 90. yılını kutlayan bir edebiyat ödülü var Le Deux Magots'un, kafenin. Kafe literer diyorlar zaten, edebiyat kahvesi ya da işte sanat kahvesi diye. Sonraki yıllarda, 1920'lerde Paris'in entelektüel olarak iyice parladığı ve zirve yaptığı dönemde Ernest Hemingway gibi, Salvador Dali gibi, Pablo Picasso gibi, işte Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi ünlü düşünürler, yazarlar, uluslararası
sanatçılar burada vakit geçiriyorlar. Bir de Café de Flore var. O da hemen diğer köşede. İkisi zaten böyle kardeş gibiler ama bir yandan da sanat tarihi açısından Paris'te, entelektüel tarih açısından önemli yerler. Sen görüyorsun işte dekorasyonunu benzer bir şekilde koruyorlar. Asıl önemlisi açıkçası burada oturduğunuzda sanki işte Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway oturmuş da aynı oturduğu yerlere oturuyorsunuz ve vakit geçiriyorsunuz gibi o tarihte bir zaman makinesine binmiş gibi hissediyorsunuz. O güzel. Çünkü tamamıyla neredeyse korunmuş durumda. Kafenin içi, dekorasyonu, her şeyi, o ambiyans, hava size onu hissettiriyor. Mesela buraya geldiğinizde bence dışarıda oturmak güzel ama içeride bir havasını almak çok keyifli. Zaten şu anda bu kafenin bulunduğu meydan eskiden Saint Germain Depre meydanıydı. Şimdi artık adı Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir meydanı oldu. Fransız tarihindeki, Paris tarihindeki en önemli düşünürlerden ikisi, ki uzun yıllar süren bir aşk hayatları ve evlilikleri de var. Daha doğrusu ilişkileri de var. Fransa'nın aslında duyduğu saygı Sartre ve de Beauvoir'a buradaki Paris'in merkezindeki en önemli meydanlardan birinin isimlerini vermesi. Burayı da bir ziyaret etmeniz, Paris tarihinin, Fransa tarihinin, sanat tarihinin, edebiyat tarihinin izlerine böyle bir temas etmeniz hakikaten keyifli olabilir. Biz de gelmişken tekrar deneyimledik Paris'te. Hoş bir kahve eşliğinde size de tavsiye ediyorum. Türk Ekonomi Bankası'yla, Türk Ekonomi Bankası davetiyle geldiğimiz Paris'te hem Roland Garros yarı finallerine konuk olduk. Özellikle Novak Djokovic, Carlos Alcaraz maçına tanık olduk ki son dönemin en çok beklenen maçlarından biriydi. Onun dışında sizlerle beraber Roland Garros kampüsü dışında Paris'te zaman el verdiği ölçüde, çünkü çok uzun bir süre değil, kısa bir süre Paris'te bulunduk. Ki daha önceden yaşadığım, özellikle bundan çok uzun seneler önce yaşadığım, çok fazla ziyaret ettiğim bir kent. O yüzden buraya bir süre sonra geri dönmek benim için hem çok güzeldi kişisel olarak hem de harika bir ekiple de buradaydım. Öncelikle Aras Yetiş ve Arda Çölgezen'e teşekkür ediyorum bu eşlikleri için. Türk Ekonomi Bankası ile beraber. Ama bir noktada bütün Paris'i tabii ki, bütün kültürünü size bu kadar kısa sürede aktarmamız veya buradan her yeri ziyaret etmemiz mümkün olmadı. Üstelik Roland Garros'ta da önemli bir vaktimiz geçti. Paris çok hareketli bir şehir. Üstelik bu Mayıs sonu Haziran dönemi en güzel dönemlerinden biri. Hani bir Paris ziyareti yapacaksanız Roland Garros dönemini tercih etmenizi önerebilirim. Hem Roland Garros'a gitme şansınız oluyor, hem şehir çok hareketli oluyor. Hem mevsim, iklim olarak harika oluyor. Şu anda da zaten en cıvıl cıvıl yerlerinden birindeyiz. Arkamız Saint Michel'e doğru giden yer. Zaten hemen karşım Notre Dame de Paris. İşte sağ tarafımda buranın en eski kitapçısı, meşhur turistik mekanlardan biri Shakespeare and Company. 100 yıldan fazladır bir tarihe sahip. Önünde kuyruk olan bir kitapçı. Paris'in böyle sembolleri var. Bunlardan biri de arkamda gördüğünüz bu yeşil kutular aslında. Bunlar da bookinist, yani nehir kenarında dergi kitap satan, uzun yıllardır var olan şehrin simgeleri. Kimisi açık, kimisi kapalı. Bazıları arka tarafta açık. Çeşitli posterler de satıyorlar. Bir yandan da hareketliliği görüyorsunuz zaten. Umarım sizlere güzel bir Paris gezisi yaşatmışızdır hep beraber. Şimdilik bizim için bu bölümle veda ediyoruz. Bölüm diyorum, umarım başka bölümler olması mümkün olur. Paris'ten, bu ışıklar şehrinden, güneşin altından sizlere bay bay diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.